Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon ise Ukrayna ordusuna eğitim veren 150 kadar Amerikan askerine ülkeden ayrılma talimatı verdi. The Independent gazetesi de İngiltere'nin de Ukrayna'daki tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. Almanya ise cumartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmalarını tavsiye etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu. Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin hızlıca çığırından çıkabileceğini vurgulamıştı. Kiev'den hali hazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer batılı ülkeler ise vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sabah yaptığı açıklamada, eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek içinde hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum. Başkan Xi ve Putin arasındaki görüşmede, dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez ama biz de hazırız dedi. Bilinken gün içinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediği söylemini yeniledi. Kırım açıklarına bir donanma yağan Rus ordusu ise, 30 savaş gemisine Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından ayrılma emri verdi. Yarın başlayacak tatbikatta ayrıca kıyı füze savunma sistemleri Bal ve Bastion'da sahne alacak. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve K-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.